Evet arkadaşlar, şimdi hücreler ile alakalı son sorularımızın olduğu testimizle karşınızdayım. Pekiştirme testinizle karşınızdayım. Pekiştirme 9 testi de yine bizim hücrelerinden madde geçişi ile alakalı sorularımızın bulunduğu testimiz. Yine buna benzer soruları ÇAP Biyoloji Soru Bankası Ünite 2, Test 1, Test 2, Test 3 ve Test 4'ten çözebilirsiniz. İlk sorumuzla başlıyorum. Hücrede madde taşınması sırasındaki olaylardan hangileri aktif taşıma ve fagositoz olaylarını birbirinden ayırır? Ya bu tarz sorularda öncelikle aktif taşımayı hatırlayalım. Bakın, aktif taşıma ne yapıyor? Monomer madde taşıyor. Aktif taşımada ne önemli? Aktif taşımada arkadaşlar yoğunluk önemli, değil mi? Şimdi fagositoza bakıyorum ben. Fagositozda nasıl maddeler taşınıyor? Polimer maddeler taşınıyor. Fagositozda ne önemli? Yön önemli. Bakıyorum şimdi. ATP harcanması her ikisinde de ortak. Yani birbirinden ayıran bir durum söz konusu değil. Madde geçişinin az yoğun olduğu ortamdan çok yoğun olduğu ortama. Bakın bu önemli bir madde. İkisini birbirinden ayırıyor. Çünkü yoğunluğu arz ediyor burada. Taşıyıcı proteinlerin aracılık etmesi. Bu da yine ayırıcı bir özelliktir. Aktif taşımada taşıyıcı protein kullanılır. Fakat fagositozda taşıyıcı protein kullanılmaz. Polimer besinlerin taşınması. Polimer besinlerin taşınması da yine aynı şekilde önemli arz eden durumlardan bir tanesi arkadaşlar. Çünkü fagositozda polimer madde taşınır ama aktif taşımada monomer madde taşınır. Dördüncü öncülümüz de ayırt edici bir özelliktir ve cevabımız C seçeneğidir. İkinci soruma bakıyorum hemen. Yandaki şekilde gösterilen özdeş 3 bitki hücresi içinde %20'lik tuz çözeltisi bulunan kaplara atılıyor ve bir süre bekletiliyor. Bir süre bekletildikten sonra gözlemleniyor ve aşağıdaki gibi olmuş. Şimdi bakın, ben şuna A ortamını yazayım, çizmeyeyim hiç. B ortamını yazayım, şuna da C ortamı diye yazayım. Şimdi bakın, A ortamında gördüğünüz gibi aynı şekilde kalmış. B ortamında küçülme var arkadaşlar, şöyle küçülme. C ortamında ise ne mevcut? Büyüme mevcut. Yani A ortamı nasıl bir ortam? Demek ki aynı izotonik bir ortam. %20'ye 20. Burada küçülme varsa hücre ne kaybetmiştir? Hücre su kaybetmiştir. Hücre su kaybettiyse nasıl bir ortamdadır? Hipertonik bir ortamdadır. Burası %20'lik bir ortamsa su kaybettiğine göre kendinden daha fazla yoğun bir ortamda olması gerekiyor. Yani ne diyeceğiz? 20'den büyük bir ortamda. Burada da büyüme meydana gelmiş. Yani içeriye su almış. Su aldıysa nasıl bir ortamda? Hipotonik bir ortamda. Hipotonik ortamda %20'likse demek ki karşılaştırdığımızda bu durumda %20'den aşağıda bir şey olması lazım. Şimdi ilkine bakalım. İlki A seçeneği 20 olacak. B seçeneği, C seçeneği ve E seçeneği kaldı. D'yi ve A'yı attık. Şimdi ikinci seçeneğim 20'den fazla olacak. Bakın 40 olur, 5 olmaz, C de gitti, 10 da olmaz, gitti. Üçüncü öncü de 20'den az olacak. O da burada hemen cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Sinek kapan bitkisi fotosentez ile kendi besinini kendi üretebilirken aynı zamanda üzerine konan sineklerin proteinlerini hidrolize uğratır. Yapraklarına konan sinekleri sindirebilmek ve hücre içine alabilmek için aşağıda verilen hangi madde taşıma yollarıyla gerçekleştirebilir demiş. Şimdi bakın, öncelikle şimdi bizim şu sinek kapanımız olsun. Sinek kapan böyle bir şey değil de sinek kapan olsun şimdi. Bunun yaprağına düşen böceği alacak. Böceği alması için dışarıya enzim yollaması lazım. Bu enzimin ne yapılı olacak? Polimer. Dışarıya yolluyorsa nasıl yollayacak? Tabii ki de egzostozla yollayacak. Hiç araştırmaya gerek yok. Egzostozla gönderdi, parçaladı. İçeriye nasıl alacak? Difüzyonla alacak. Ama canlılık taşıma yoluna bakacak olursak biz cevabımız nedir? Madde taşıyacağı için, mineral vesaire bunları taşıyacağı için kolaylaştırmış difüzyondur. Cevabım B seçeneğidir. Evet, şimdi çok güzel bir soru daha. Bulunduğu ortamda ozmotik dengede olan bir bitki hücresinde T1 ve T2 zaman aralıklarına ozmotik basınç değişimi aşağıdaki grafikteki gibidir. Bu hücredeki ozmotik basınç değişimlerinden grafikteki gibi olmasını aşağıdakilerden hangisinin neden olmamıştır? Şimdi bakın, T1 anını analiz edelim. T1 anında ne olmuş? T1 anında ozmotik basınç düşmüş. Ozmotik basınç düştüyse ortama su gelmiştir. Ortama su geldiyse ortamda turgor basıncı artmıştır. T2 anına bakıyorum ben. T2 anında ise ozmotik basınç artmış. Yani ortamdan su çıkmış.
Dur gol basıncım da azalmış bununla beraber. Diyor ki T1 anında Golgi'de yağ sentezi. Bakın sentez tepkimelerinde su miktarı ne yapar? Artar. Yani doğru. T2 anında depo edilen nişastanın hidroliz tepkimelerinde su miktarı ne olur? Azalır. T2 anında su azalır mı demiştik? Evet. Yani doğru. T1 zaman aralığında hücre içine difüzyonla mineral alınmıştır. Şimdi hücre içine mineral geldiyse öncelikle şöyle söyleyeyim. Şimdi burada ozmotik basınç düştüyse madde yoğunluğunun da otomatikmen azalması lazım. Şimdi burada diyor ki içeriye madde gelmiştir. Madde gelirse ozmotik basınç artar, düşmez. O yüzden cevabım nedir? C seçeneğidir. Ama diğer öncülere de bakalım. T1 zaman aralığında mitokondride oksijenli solunum hızlanmıştır. Bakalım oksijenli solunumun formülü neydi? Glikozu oksijenle parçalıyorduk. Karşılığında karbondioksit, su ve ATP açığa çıkıyor muydu? Evet çıkıyordu. Devamına bakacak olursak bir su artması T1 anı mıydı? Evet yani doğru. T2 zaman aralığında maltozun glikoza dönüşümü. Maltoz glikoza dönüşmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Hidroliz olması gerekiyor. Hidroliz de neydi? Su miktarını azaltıyor muydu? Evet azaltıyordu. T2 de doğru. Yani E seçeneği de doğru. Cevabım C seçeneğidir. Beşinci soruma hemen bakıyorum. Diyor ki bir öğrenci içinde nişasta ve amilaz enzimi bulunan bir çözeltiyi bağırsak zarı içine koymuş ve bağırsak zarını bir ip desteğiyle bağlayarak saf su bulunan cam kaba daldırmıştır. Bir süre bekledikten sonra ortamda nişasta ayracı olan iyot damlatılmıştır. İyot nişasta ile mavi mor renk verir. Öğrenci bu deneyle ilgili olarak hangi yargıya varamaz? Şimdi bakın şurası bağırsak. Tamam mı? Şimdi bu bağırsağın içerisine nişasta koymuş. Bir de nişastayı sindiren amilaz koymuş. Bu nişastayı sindirir. Artık bu nişasta gider. Bunun içerisinde arkadaşlar glikoz kalır. Amilaz kalır. Amilazın miktarında bir şey olmaz. Çünkü enzimler aynı kalıyordu. Diyor ki bağırsak içerisinde nişastanın hidrolizi gerçekleşir mi? Evet gerçekleşir. Doğru. Cam kabıcında glikoza rastlanır mı? Rastlanır. Şurası da cam kap olsun. Glikoz hücre dışı, yani zardan çıkar mı? Tabii ki de çıkar. Bağırsak zarı içi mavi mor renge boyanır. Hayır boyanamaz. Neden? Çünkü amilaz nişastayı parçaladı. Nişasta amilazı parçalarsa iyot neyle mavi mor renk verecek? Nişasta yok ki ortada. Cevabım C seçeneğidir. D'ye bakalım. Cam kabın madde yoğunluğu artar. Evet artar. Çünkü dışarıya kim çıkacak? Nişasta çıkacak. Cam kaba glikoz ayracı eklenirse hem kap hem de glikozda mavi hem kap hem de bağırsakta olur. Evet. Çünkü kabımın içerisinde de bağırsağımın içerisinde de glikoz hali hazırda mevcuttur. E seçeneğim de doğrudur. Cevabım C seçeneği olacaktır. Hücre zarı verilmiş yalancı ayaklarla madde alınımı var. Burada madde alınımı varsa burada gerçekleşen olay endositoz olayıdır. Çünkü yalancı ayak devreye girmiş. Diyor ki hücreden bir kesit ve hücrenin yaptığı madde alışverişi gösterilmiştir. Bu geçişle incelendiğinde hangisi doğrudur? Endositozda ATP harcanır mı? Harcanır. Endositozda katı madde taşınır mı? Taşınır. Bu parça kopup içeriye gireceğine göre hücre zar yüzeyi küçülür mü? O da küçülür. Cevabım nedir? Üçü de doğru. Yani E seçeneğidir. Diyor ki toprak çözeltisindeki ozmotik basınç değişimine bağlı olarak bitkinin kök hücrelerindeki ozmotik basıncın değişimi tablodaki gibidir. Bu bitkinin kök hücrelerindeki ozmotik basınçların toprak çözeltisindeki ozmotik basınçlara göre daima fazla olması için ifadelerden hangileri söylenebilir? Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Toprak çözeltisinden sürekli içeriye bir mineral alınması söz konusu ki alınmak zorunda. Karşılaştırma yapıldığında her zaman ozmotik basınç kökte fazladır. Kökte fazlaysa minerali nasıl alacaktır? Mineral monomer bir madde olduğu için aktif taşımayla alacaktır. Şimdi bakalım. Kök emici tüylerinden su almasını kolaylaştırır. Evet. Ozmotik basınç ne kadar fazlaysa emme kuvveti de o kadar fazladır. Emme kuvveti ne kadar fazlaysa suyu o kadar çok çekecektir. Doğru. Diyor ki mineral alınırken kök hücredeki taşıyıcı proteinler kullanılır. Kullanılır. Çünkü mineral alınırken aktif taşıma yapılacak. Neden? Çünkü yoğunluğa ve basınca baktığımızda olacak olan şey tam olarak bu. Yani maddelerin ozmotik basınçlarının burada yani madde yoğunluğu ne kadar fazlaysa ozmotik basınç o kadar fazladır. ATP sentezinin fazla olması lazım. Aktif taşıma yapıldığına göre enerji harcanacak. Enerji harcanınca da ATP çok sentezlenecek. Cevabında üçü de doğru yani E seçeneğidir.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki kısımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, çapla kalın arkadaşlar.